Yağmur ve yağış nedeniyle gördüğünüz gibi Heylem bölgesine geldik. Ayancık ilçesine bağlı Uzunçam köyündeyiz gördüğünüz gibi. Burada Cemal Aslan'ın evi. Gördüğünüz gibi yağmur ve yağışlar nedeniyle ta yukarıdan kayma nedeniyle aşağı kadar iniyor. Evi ta yukarıdan buraya kadar geliyor. Sel buraya kadar atıyor evi. Tabii kendileri de içindeymiş. Nasıl oldu? Gecenin saat 2'sinde biz de anlamadık. Yukarıdan aşağı paldır kıldır geldik. 100 metre yakın kaydık. Orada durdu. Oradan gece saat 2 sıralarında yağmurda 2 saat kaldım. Açıp da sonra komşunun birine ses aldım. Telefonla kesiydi. Zaten ona kesik olmuş da telefonlar şeyde kaldıydı, evde kaldı. Artık bizi muhtar falan duyuruldu, geldiler. Kurtaldılar. Bir de elektrik de kesilmeseydi işimiz daha sakattı. Aynı gün AFAD, jandarma, sağlıkçılar geldi. Başka ondan sonra hiçbir gelen soran olmadı. Burada bekliyorum. Allah razı olsun yardımcı anlardan. Ne yapalım ben? Canıma bir şey olmadı çok şükür. Tekrar size geçmiş olsun diyorum. Sağ ol, Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Amin. Dostumun başına vermesin. Dostumun ama düşmanımın başına vermesin. Çok kötü. Ben şok geçirdim orada. İlhan, ne yaptığımı bilmedim. Yenge olmasa ben burada ne depeme geliyordum. Ya öylece gelmişim. Orada fideleri, orada domatesleri, ceviz önümde her şey burada. Çıkamadınız değil mi? Ya burada nereye çıkıyorsun karanlıkta? Aslında yerle bir olmuş. Şey gibi, cavuk gibi. Burada tabii ki öbür taraftaki evde şu anda gördüğünüz gibi iki tane ev. Gelmeye.